Merhaba. Bugün evde kal, evde koş, evde pedalla'nın dördüncü denemesini yaptım. Esasında başka bir yarışa katıldım. Backyard Ultra diye bir konsept var yurt dışında. Ne yapıyorsun? Orijinal Backyard Yurt Ultra'da yaklaşık 6,7, 6,71 kilometrelik bir çemberi koşuyorsun, geliyorsun. Bunu yapmak için, tamamlamak için bir saatim var. Bir saatten erken bitirirsen dinleniyorsun. Neden? Çünkü her saat tekrar aynı mesafeyi koşuyorsun. Yarış ne zaman bitiyor? Parkurda tek kişi kalana kadar devam ediyor. Bu günlerce olabiliyor. Katıldığım neydi? Karantina Backyard Ultra diye. Bunun kayıtları 2 hafta önce açıldı. Kanadalı bir online coaching sitesinin yaptığı bir şeydi. Ben o arada B planı sanal yarışları ararken karşıma çıkmıştı. Her farklı bir şey yaptılar. Bu gerçek bir yarış. Birkaç değişik şekilde bunu ispatlaman gerekiyor. Binlerce insan başvurdu. Toplam 3000'e yakın galiba. Ben ikinci gruptaydım. 28-24 ile yarıştım. Evimin içinde kaldım. 32 metreye çıkardım evdeki parkuru. Arka odaya girip L yaptım. Salonda da çapraz gittim. Bir hatırlatmayla YouTube üzerinden Zikir Mati'mi buldum. Biz bunu daha önce Red Bull geç kalma bisiklet yarışında feribota binen insanları saymak için bulmuştuk. Kenarda duruyordu. Ofisten onları buldum. Ne yaptım? Bu 32 metreden toplam 210 tur atmam gerektiğini buldum. 210 tekrarla resmi bir tura yani 6-710'un üstüne çıkıyordum. İlk roundu 58-53 ile kapattım. Başlarken ısınmamıştım. Ve özellikle ilk 40 turda, evin içindeki 40 turda biraz dalga geçtim ve sonra fark ettim ki hızlanmazsam ve asılmazsam birinci roundu bitiremeyeceğim. Yani sadece 1 dakika 7 saniye dinlenme zamanım vardı. Pek bir şey de yapamadım. Hani arada sonuç girdim. İkinci şeyde onu 55'e indirdim. Tabii biraz daha iyi beslenmek ve ilk turu daha iyi koşmak kesinlikle faydalı olurdu. İkinci turun ortasında, ikinci tur sonunda, ikinci roundda bırakmaya karar vermiştim. Sağ dizimin çevresinde, daha doğrusu kalfımda hafif bir sızı çıktı. Yavaşladım ondan sonra. Hesaplarıma göre 51-52 dakikada bir roundu bu evin içinde çok da zorlanmadan bitirmek mümkündü. Ama hani bırakacağım için biraz daha rahat geldi. Zikirmatik harika bir şey. Zikirmatikle evin içinde koşmak, çetele için durmayı ortadan kaldırıyor. Evin içinde yarış koşmak, Instagram'dan sevgili Fatih yazmıştı. Çok fazla dönüş. Tabii bu dönüşlerin aynı yöne olması riskli. L şeklinde yapınca sağa ve sola dönüşleri biraz daha dengeledim. Kendime bir kase kuru yemiş, kaju, ceviz ve kurutulmuş kayısı, gün kurusu ayırmıştım. Bitirdim. Biter bitmez biraz kefir götürdüm. Şimdi de kendime bir ödül yemeği yapacağım. Fazla zorlamaya gerek yok. Bu bir eğlence. Hani bir yarışın içerisinde bir sürü kişiyle beraber olmak, bunu paylaşmak, onlarca ülkeden dilini bile bilmediğim ama İngilizce anlaştığımız insanları Zoom'da görmek. Evet, yani bu arada olay Zoom'dan gidiyordu ve şu dakikalarda hala devam ediyor. Muhtemelen
Pazartesiye kadar da birileri koşacak. Çünkü arada elitler var. Jamil Curry birkaç kişiyle beraber arazide koşuyor. Bunlar da sosyal mesafe Amerika'da biraz unutulmuş. Biz yani evde koşarken moralimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Moralimizi eğlenerek, yapmayı sevdiğimiz bir şeyle uğraşarak yükseltmeye çalışıyoruz. Bu mühim. Yarışmak hani illa kazanmak değil, katılmak ve bir şeyin parçası olmak çok güzel. Evde biraz daha düşük tempo, dışarıda antrenmanlı olduğun hedef yarışın gibi değil. Zamanı geçirmek ve eğlenerek geçirmek için yarışmak lazım. Televizyon izlemekten daha verimli. Fiziksel bir egzersiz yapıyor. Bu da tabii alıştığımız endorfin başta olmak üzere birçok hormonu salgılamamızı sağlıyor ve kaslarımızı da bu salgın sonrası tekrar yarışlara katılacağımız, açık havada koşacağımız zamanlara hazır tutmaya çalışıyor. İyi eğlenceler.